Merhaba, InvestAZ'ya yatırım menkul değerlerden ben Engin Tozkoparan. Piyasalara baktığımızda geçtiğimiz hafta Cuma günü Euro-Dolar paritesinde geri çekilmelerin devam ettiğini takip ettik. Veri akışı bakımından Almanya üfe verisi %3.1 ile beklenti üzerinde gerçekleşti. Ancak doların Euro karşısında değer kazanmasıyla beraber paritede geri çekilmeleri takip ettik. Geri çekilmelerdeki nedenlere baktığımızda, yani doların değer kazanmasındaki nedenlere baktığımızda ABD'deki bütçe tasarısının kabul edilmesi ve aynı zamanda vergi reformu ile ilgili gelişmeler dolara değer kazandırdı ve geri çekilmeleri takip ettik. Geri çekilmelerde takip edebileceğimiz destek noktalarına baktığımızda 1.17 seviyesi ön planda, daha altında oluşabilecek fiyatlamalarda 1.16-60 seviyesi takip edilebilir. Yükselişlerde direnç oluşturabilecek seviyelere baktığımızda 1.18 seviyesi ön planda, 1.18 seviyesinin üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda 1.18-50 seviyesi takip edilebilir. Kur tarafına bakacak olursak kurda da yükselişlerin devam ettiğini takip ediyoruz. Burada da yine aynı şekilde doların değer kazanmasıyla kurda yükselişler görülüyor. Doların değer kazanmasındaki nedenlere baktığımızda ABD'deki bütçe tasarısının kabul edilmesi ve vergi reformu ile ilgili gelişmeler dolara değer kazandırıyor. Yükselişlerin devam etme durumu söz konusu olursa takip edebileceğimiz direnç noktalarına baktığımızda 3.68 seviyesi ön planda, 3.68 seviyesinin üzerinde bir fiyatlama görürsek de 3.69-20 seviyesi takip edilebilir. Geri çekilmelerde destek noktalarına baktığımızda karşılaşabileceğimiz ilk seviye 3.67 seviyesi. Bunun daha altında bir fiyatlama görürsek de 3.66-20 seviyesi destek noktası olarak kur için takip edilebilir. Altın tarafına bakacak olursak altında kısmi geri çekilmelerin devam ettiğini takip ediyoruz. Burada yine doların değer kazanmasıyla altında geri çekilmeler oluşmakta. Doların değer kazanmasındaki sebepler az önce tekrarladığımız gibi bütçe tasarısının kabulü ve vergi reformuyla ilgili olumlu gelişmeler dolara değer kazandırdı ve altında geri çekilmelere neden oluyor. Destek noktalarına baktığımızda altında karşılaşabileceğimiz ilk seviye 1.278 seviyesi, daha altında oluşabilecek fiyatlamalarda 1.270 seviyesi takip edilebilir. Yükselişlerde direnç noktalarına baktığımızda 1.284 seviyesi takip edilebilir. Üzerinde oluşabilecek fiyatlamalarda 1.290 seviyesi altın için takip edilebilir. InvestAZ'ye yatırım menkul değerler, iyi yatırımlar diler.